Al-isti'aza deganimiz u biror narsadan qo'rqqan narsada qo'rqqandan panoh tilashlik yoki o'shga boshiga tushib turgan tushib deb turgan musibatidan panoh tilashlik arab tilida isti'aza deb aytiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda faqatgina yolg'iz o'zidan panoh tilashlikni buyurgan. Alloh aytadiki: "Va imma yanzaghannaka minash-shaytoni nazghun fasta'iz billah." Shaytondan sizga birorta nazg, ya'ni adashtirishlik va vasvasa solishlik bo'ladigan bo'lsa, fasta'iz billah, Allohdan panoh tiling. Panoh so'rashligingiz Allohdan bo'lsin. Va yana Alloh aytadiki: "Fa idza qara'tal Qur'ona fasta'iz billahi minash shaytonir rajim." Agar Qur'onni o'qiydigan bo'lsang, shayton Allohning rahmatidan haydalgan shaytonning yomonligidan Allohni yolg'iz o'zidan panoh tilagin. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shu amalni isti'oza ibodati, mana shu isti'ozani o'zidan bo'lishligi, o'zi bilan bo'lishligini talab qilishligi dalolat qiladiki, bu amal bo'ladi va bu ibodat bo'ladi. Va bu Allohni yolg'iz o'zidan ixlos bilan bo'lishligi vojib bo'ladi. Allohdan boshqasidan panoh tilanmaydi. Va panoh tilashlik yoki yomonlikni qo'rqqanligidan, yomonlikdan qo'rqqanligidan yoki ana shu yomonlikni tushidiyotgan bo'lsa ketkizishligidan panoh tilashlik bo'ladi. Bu ibodat. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Jin surasida ba'zi bir insonlarni jinlardan panoh tilaganligini bizga aytib shuni yomonlaydi. Alloh aytadiki: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. İnsanlardan bo'lgan bir kishilar jinlardan bo'lgan bir kishilardan panoh tilishardi. Panoh tilashardi. Fazaduhum rahaqa. Bu jinlar ularni zaiflikda oshirishdi. Ya'ni ko'proq undan ham yomonroq, kuchsizroq qilishdi. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam itallarki man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi. Kimda kim qaysi bir narsaga boylanadigan bo'lsa, o'sha narsaga topshirib qo'yiladi. Alloh subhanahu va taoloni panohidan boshqa bir zaif narsaga panoh sabab qidirsa va panoh tilasa, bu zaif o'ziga o'xshagan zaifga osilgan bo'ladi. Bu uni undan ham zaiflikka olib boradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buni yomonlab fazaduhum rahaqa deb yomonladi. Imom at-Tabari Ibn Jarir at-Tabari rahimahulloh Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib aytadiki, insonlardan bir jamoatlar jahiliyat vaqtida birorta bir vodiyda tunashadigan bo'lsa kechasi, shunda aytishadiki: "A'udhu bi azizi hadha al-wadi." Mana shu vodiyni egasidan
panah diliyman deb shunga ta'abbud qilardi. Bu ana shu jahiliyat ahvolidan qolgan bir hozirgi kundagi bir meros bu. Sözsüz bir orta şahs ana şu cinlerden panah tiliydigen bosa o yordam berişligi mümkün. Şunun için Allah subhanahu ve ta'ala etedi ki يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس آيات آخر ده وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم إنسان الله شكون ده إتشدك أي ربمز بز بربرلارمزدن فايدلندك يعني جنلر إنسانلردن إنسانلر جنلردن فايدلانشت نما قلق بو فايدلانشتك قلق قناق بولده İnsanlı cinliden, cinden faydalanışlığı, cin bazı bir hacetlerini barpağı beredi. Bir arta bir gaybi nerselerini eti beredi. Ya ki bir arta büyürgenini adakı beredi, hacetini çıkaredi. Bu, insi cinden faydalanganı buladı. Rabbena istemte'a ba'duna bi ba'd. A cinni insten faydalanganı, İns ana şu cinni uluğlaşligi minem faydalanadı. U şu minem rahatlanadı. Sebabı cin hiç kanaka bir inske hizmet kılışligi mümkün emez. Hatta ki uşa cin ins cinge sacda kılıp uşandan istiaza ve uşanı aldı da uzunu horlamaginçe cin mümkün emez ki adam balası ki yordam berişligi. Lekin ana şu panah tilegen narsasını neticesi ki yetişligi bu işi doğruligi dalalet kimiydi? Bu amal asıl Allah'tan bolişligi kerek ve bu ibadet ve Allah'tan başkasından panah tilashlik bu şirk. Bu aniq narsa, bu foyda beryapti-ku desa, oddiy bir misol ham to'g'ri keladi bunga. Bir odam birorta podshoni oldida shunga sajda qilib, oyog'ini o'padigan bo'lsa, unga dunyoni narsasini berishi mumkin. Qancha-qancha hadiyalar berishligi mumkin. Bu foydalanishligi, dunyoviy bir manfaatga yetishligi, bu narsa, bu shaxsi qilgan ishi to'g'riligiga dalolat qilmaydi-ku. Va qancha-qancha shoirlar borki, shunaqa ulug'larni o'zini nafsida oliy bo'lgan shaxslarni ulug'lashadi, baytlar o'qishadi, she'rlar o'qishadi, har xil zarbul masalla keltirishadi, nima? O'sha muayyan bir shaxsni ulug'lashlik uchun. Hattoki shirki narsalarni aytishadi, shu bilan o'zlarini bir hadiyalariga yetishadi, shu maqsadda. U hadiyasiga yetishi ham mumkin, oladi ham. Lekin bu iş onu doğruluğa dalalet kılmaydı. Şunun için bu amal şirk Allah'tan başkasına bunu kılıçlık bu şirk buladı.